Merhabalar. Şimdi karşınızda hiç görmediğiniz bir kask var. Schubert'in SR2 modeli. Henüz piyasaya sürülmedi. Çok yakın zamanda stoklarımıza da girecek kasklar arasında. Görmüş olduğunuz kask bir prototip, orijinalinin aynısı. Kasktan bahsetmek gerekirse öncelikli olarak Schubert'in SR serisinin racing motosikletler için üretildiğini biliyorsunuz. Bu en geliştirilmiş versiyonu. MotoGP tecrübelerinin yanında bir de Formula 1 tecrübelerinin katılmasıyla beraber oluşturulmuş bir kask. Tamamen yarış ve pist ruhundan gelen bir kask. Kaskın dışından başlayalım isterseniz anlatmaya. Kaskın dış malzemesi kompozit fiber ve karbon alaşımından oluşuyor. Kaskın ön tarafından havalandırmalarına bakalım. En iddialı olduğu konulardan bir tanesi bu. Aerodinamik çünkü. Kaskın çene kısmında şuradan çift hava girişi görüyorsunuz. Aynı zamanda şuradan açılıp kapanabilen, aerodinamiği ayarlayabileceğiniz ve yüzünüze gelmesini istediğiniz rüzgarı ayarlayabileceğiniz ikinci bir havalandırma var. Üst tarafında şöyle göstermek istiyorum size. Hatta şöyle yapalım, daha iyi görürsünüz. Üstten çift hava girişi var. Havanın arkada birleştiğini ve buradan tek bir parça halinde tahliye edildiğini görüyorsunuz. Bu size çok yüksek süratlerde hiçbir şekilde rahatsız etmemek için, aerodinamiği en iyi şekilde ayarlamak için yapılmış bir özellik. Ağırlığı ortalama olarak 1100 ila 1300 gram arasında olacak üretilen orijinal modellerde. İç tarafından bahsetmem gerekirse, çene kısmındaki pedi görüyorsunuz. Bu Schubert'in artık her kaskında olan çene pedi. Soğuk havanın içeri girmesini engelleyen bir etken bu da. Pedlerin alt tarafında reflektif detayları görüyorsunuz. Gece görünürlüğünüzü olumlu yönde etkileyecek bir etken bu da. İç pedleri oldukça rahat ve kalın bir malzeme kullanılarak üretilmiş. Zaten Schubert'in en iddialı olduğu konunun rahatlık ve sessizlik olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Şimdi de söyleyebiliriz. Çene bağlantısı beklediğimiz gibi dünyanın en güvenli çene bağlantısı Double D. Double D'yi de şöyle kolayca hemen yapılabildiğini göstereyim ben size. Önce ikisinden geçirip sonra buradan üstten tek geçiriyorsunuz ve daha sonra buradaki klipsine takıyorsunuz. Çıt sesini duymuşsunuzdur siz de. MotoGP'den esinlendiği için zaten dünyanın en güvenli çene bağlantısından başka bir bağlantı kullanacağını düşünemezdik. Vizörünün bir iki farklı özelliği var diğer kasklardan. Yarış ruhuyla üretildiği için tear-off uyumluluğu var bu vizörün. Tear-off da yarış anında kat kat filmleri vizörden çıkarıp attığımız, görüşümüzü sürekli yenileyen bir özellik o da. Ona uyumlu, pistte de gayet rahat kullanabilirsiniz. Vizörü çift taraftan açılabiliyor. Hem sağ elimizle hem sol elimizle açabiliyoruz. Hangi elimiz o an daha müsaitse onu kullanabiliyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Özellikle yüksek süratlerde, çok saniyelerden daha kısa sürede her şeyin değişebileceği durumlarda çok önemli bir faktör bu da. Kaskımızın şu anda siyah, beyaz ve kırmızı rengini görüyorsunuz. Bu kaskın farklı renk seçenekleri de olacak. En kısa sürede mağazamıza da gelecek. İlk defa mağazamızda ve internet sitemizde motosikletaksesuarları.com üzerinden de inceleyebilirsiniz. Kaskımızı sizlere motosiklet üzerinde deneyerek tanıtmak istedik. Ama kaskımız dediğim gibi prototip olduğu için, fabrikadan henüz daha yeni çıktığı için, içerisinde de hatta kullanmayınız diye bir ibare var, uyarı var. Kaskımızdan kısaca bahsettik. Yakın zamanda internet sitemizde motosikletaksesuarları.com üzerinde ve mağazamızda inceleyebilirsiniz.